Merhaba sevgili dostlar Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz sevgili Başak burçları yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar 6-12 Ekim pardon 13 Ekim haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim güzel bir hafta diliyorum sağlığınız sahatiniz huzurunuz bol olsun arkadaşlar bu haftaki kahve falınızda neler var e, ben de merak ediyorum bizim de ailemizde başak burcumuz var ve şöyle bir falanız var arkadaşlar şimdi ana konu şurası gördüğünüz gibi iki kişi kafa kafaya toslaşmış görselleri var ya da bir kişi bir kişinin kafasından yumruk atıyor gibi bir görsel var iki seçenekli Hatta bir seçenek daha var da ben burayı size direkt dillendireyim ee, nereden başlıyorum şuradan başlayayım Evet Şimdi bu hafta Başak Burçları'na neler bekliyor? Pazartesi günü aslında hane dediğimiz alanda e, hızlı hızlı adımlar attığınız bir gün var. Şimdi bu adım elinizde, önünüzde duran bir anahtarla alakalı. Sanki onu elinizle almaya çalışıyorsunuz. Göz göze geldiğiniz bir başlangıç konusu ya da bir işi bitirmek adına attığınız bir adım. Bireysel anlamda yapacağınız bir konu, bir mevzu olarak görünüyor. Burada çok temiz bir görsel var. Hani pazartesi başlanan işin salı günü hayırlısıyla bitmesi gibi bir iş var. Anladığım kadarıyla ilişkilerde de ayaklarınızı karıştıran bir konu, bir mevzu konuşulursa salı günü çözülür. Ama bu ilişkiden daha çok bireysel anlamda yapacağınız bir konuda e, hanenizde belki bir evinizde bir mevzu bir konu bir iş belki bununla alakalı çok hızlı yol aldığınız e, anahtar var burnunuzun dibinde çözebileceğimiz bir konuyla alakalı e, güzel gelişmeler var hanenizde gibi görünüyor. Bir H Hakkari'nin H'si ya da ne, Nide'nin N'si gibi bir görsel var. Dikkat ederseniz şurası tertemiz pırıl pırıl. Aslında bu sadece alt bantta hafta sonuna doğru beklenti içinde olduğunuz bir mevzunun yoğunlukta olduğunu gösteriyor bize. Yani haftanın standart geçecek ilişkilerde hafta sonu için planlama yapabilirsiniz. Burada ilişki yoksa şayet hanenizdeki bir konu bir mevzu hafta sonu olarak görünüyor. Çünkü burada aslında bekleyiş, bekleyişin sonrasında bir kuş var. Bakın dikkat ederseniz bir haberle birlikte bir yola bir yöne yönelmiş görünüyorsunuz. Burada hani sanki bilendiğiniz bir konu var ama bakın size burada baktığım zaman biraz havada kafanızda karışıklıklar var hani eşinizle ya da partnerinizle alakalı evet hafta sonu bir konu olabilir hafta içi sanki kafanızda bir nokta bir mevzu Böyle miydi şöyle miydi arada kalma sıkışma karar verememe gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada gelecek bir haber belki de bir buluşma ayarlanacak ya da bir konuşma ayarlanacak ama bu konuşma ya da buluşma her ne ise çok da anlaşabileceğiniz uzlaşabileceğiniz bir konu değil arkadaşlar. Cumartesi ve pazar ilişkilerde risk alınan konuşmak için risk alınan günler diyebiliriz. Ee, hani mecburum görüyorum her gün diyorsanız şayet yani eş gibiyse şayet. Burada eşiniz Gergin söz e, laf dinlemeyen e, bir çocuk da olabilir tabi ama genel olarak ilişkilerde kavgaya açık cumartesi pazar var. Ve bu kavgada fikirsel ayrılıklardan dolayı üstünü kapatamadığınız konular hatta üçüncü bir kişinin konuya mevzuya dahil olması gibi durumlarda olabilir olabilir. E, burası oturup düşündüğünüz ama içinden çıkamadığınız bir alan olarak görünüyor. Yani bu şu demek evli çiftler için hafta sonu mesafenizi koruyun. E, ya eşiniz ya siz bir konuya bir mevzuya takılmış görünüyorsunuz çünkü ve bu konuda öyle çok çözülebilir bir konuymuş gibi durmuyor üstüne yatmaya çalışan bir eş görseli de var çünkü şimdi benim eşim Başak yani bir şey kafasını taktı ve bana diyelim ki geldi örnekleme adına söylüyorum ben biraz üstüne yatacağım konunun hani onun o sıkıntısını anlamazdan geleceğim dinlemezden geleceğim gibi sıkıntı yaratabilecek eş ya da partnerler söz konusu olabilir ve burada zaten dikkat ederseniz hırslandığınız ya senin kafaya vurma var yani hani senin düşüncelerini ne yapayım ben der gibi böyle pazartesiye de aslında yani akabilecek görseller çıkmış hafta sonu başaklarda ne varsa ilişkiler ikili ilişkiler olarak biraz gergin görsellerde çıkıyor hiç bunu ben ilişki şu bu diye değerlendirmesem hanenizdeki bir kişiyle inatlaşmadan dolayı gergin olabilirsiniz ifade eden görsellerdir arkadaşlar bunlar. Ee, gelelim o zaman para maddi kaynaklar bölümüne. Ee, şimdi burada maddi kaynaklarla alakalı aslında inatlaştığınız zıtlaştığınız bir kişiden kopma görselleri var. Yani bir fikir bir düşünce bir iş olarak değerlendirin uzaklaşma isteğiyle bir pazartesi var. İşten ayrılma değil de sanki uzaklaşma, hani işten izin alma gibi bulunduğunuz yerden uzakta durma isteği var ya da bir parasal konudan uzaklaşma gibi bir durum var. Böyle gördüğünüz gibi şurada arkanıza bile bakmadan önünüze doğru adım atmaya çalıştığınız e, hani çok da böyle keyif almadığınız bir ortamdan ya da bir mevzudan kaçar gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Ayakların havada olması aslında karar veremediğiniz, öyle mi yapayım, böyle mi yapayım dediğiniz bir konunun gündeme geleceğini de gösterebilir. e Ve burada önünüzde duran kişinin vesaire 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 diye uzattığı konular da olabilir. Yani iş yerinde uzayan, cevaplanamayan konulardan dolayı uzaklaşma isteği e ya da işte bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık var ve bundan uzaklaşma isteği gibi böyle bir kendinizi dışarıya atmak istiyorsunuz sanki. Biraz yalnız kalma isteği gibi bir görsel olarak da çıkmış ve aslında burada pazartesiden itibaren bir sakinlik dinginlik de var. Ama alt bant karanlık gördüğünüz gibi yani burada bu hafta ben şu konuyu çözeceğim diyorsunuz diyelim ki. Pazartesi günü o konuya el atarsınız ama bırakırsınız gibi bir görsel var. Ve salı çarşamba bu konuya hiç de elimi uzatmayacağım artık hiç de bu konuyu konuşmayacağım ya da bu konularla alakalı konuşmak istemiyorum dediğiniz günler olur sadece burada çarşamba gene bakın dikkat edin bir yolun başı tıkanmış sizle alakalı bir tıkanıklık yalnız bu şimdi bir başlangıç iş ve para konularında bir şey yapabilirsiniz ama yapmak istemeyeceksiniz önünü tıkıyorsunuz hani şu işi halledelim gel yok yapmak istemiyorum şu ödemeyi yapalım yapmayacağım şu parayı alalım almayacağım gibi böyle bir ters durumunuz ee, olabilir çünkü burada kafanızın üstünde bir Huni görseli var aslında e, hani Huni deyince biz e, aklı selim olmayan diye düşünebiliriz ama bu Huni fallarda aslında yeter artık ya uğraşmak istemiyorum sizinle deyip biraz fevri davrandığınız bir günü de ifade ediyor. Bakın hiçbir şey yok çevrede sadece siz varsınız. Yani biraz aslında şu enerjiyi bana getiriyor aklıma. Kendini suçlama enerjisi bu hafta yoğun olabilir. Oysa ki etraf temiz olmasına rağmen kendinizle alakalı bazı konuları e, gözden geçirmek adına tek başına kalma isteğiniz de yoğunlaşabilir bu hafta. Oysa ki bu hafta gayet temiz enerji açık görsellerinde çıkıyor. E, çarşambadan sonrasında hafta sonu cumartesi gününe akan bir konu bir mevzu ama önünüz açık hatta bu konu ve mevzuda da e, kapıyı açabilecek anahtar da elinizde hafta sonu için yaptığınız tüm planlamalarda önünüz temiz görünüyor bu cuma cumartesi pazar diyebileceğim alanı da aslında kapsıyor küçük adımlarla büyük iş bitirme görselleri de var burada minik minik uğraştığınız bir işin sonuçlanmasını da bize ifade eder arkadaşlar ama şöyle baktığınız zaman bakın içerideki de aslında bir süredir sıkıntı yaptığınız bir konu gündeme gelir onunla ilgili mücadele edip çözersiniz ifade eden bir görseldir ortadaki o e, temizlik aydınlık ki zaten aslında şu gördüğünüz gibi şu alandan düşen bir sıkıntı var bu ilişkilerle alakalı gözünüzü kapadığınız bir konuyu Gözümü açıyorum ve artık bu konuyu çözüyorumu da ifade eder. Bir sıkıntının içinizden çıkmasını da ifade eder aslında. Ama bir sıkıntı çıkarken ne olur? Zorlanırız çünkü sıkıntıdır o. Sevmeyiz. E, zorlandığımız alan. Zorlanacağım diye üzülürüz. Oysaki zorluk arkası günlük Gülistanlı ki. Bakın dikkatinizi çekerim. Şuradaki şu zorluk, ayaklarınızı birisi tutmuş sanki gitme der gibi dikkat edin. Burada bir insan iki adım var ve burada bir kişi ayağı tutmuş gitme der. Görsellerinde çıkıyor. Bu ilişkilerde karşınızdaki kişinin ne kadar kafası karanlık olsa da sizinle alakalı konularda ayağınızdan tutmuş bırakmak istememeyi ya da konuları çözmek adına biraz ötelemeyi talep etmesinde ifade eder. Şimdi bu aslında göğsünüz de kabarmış buradaki içinizden ee, söylemek istedikleriniz var ama karşınızdaki kişi gö gözünüzde küçülmüş. Hani uzaklaşayım gideyim düşüncesi evet ama tutanlar var. Belki bir çocuk belki o kişinin eli bir şekilde bu hafta yapılan tartışmalarda ayrılık değil de e, biraz mesafe koyma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunun haricinde para beklentisi içinde olanlar için de Cuma günü temiz bir balık görseli var burada. Yardım sanki Y harfi yanında. Ee, Y ve T harfleri çıkmış 9 rakamı var. Bir para ama çok büyük değil tabii ki. Küçük ama bir hani destek olacak bir şeyinize bir para olarak görünüyor arkadaşlar. Ha yeni bir sevgili olur mu olmaz mı? O bu hafta için çok mümkün görünmüyor. Ve burada bir de dikkat ederseniz M harfi görseli biraz. Ayaklar birbirine denk gelmese de belki de e, isminde sizin isminizde ya da eşinizin sevginizin isminde M harfi olanların yaşayacağı hafta sonuna ait tartışmalara da ifade edebilir. Şimdi fal kolektif olunca çok da aslında siz %100 bunu yaşarsınız deme şansınız biliyorsunuz olmuyor. Evet gördüklerim bu şekilde. Güzel ve iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta geçirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanınızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.